sınır kapısında yüzlerce cihatçının bu kapıları kırarak içeriye girdiğini gördük. Şimdi herkes şunu konuşuyor, bu sınırda ne oluyor, ne oldu da bu noktaya geldi? Şimdi olay anını ve olay yerini yakından takip eden yazar Hamide Yiğit'le konuşacağız. Hamide Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi ben şunu soracağım, görüntüleri zaten herkes izledi. Ne oluyor, bir de sizden öğrenebilir miyiz? Evet, uzun zamandır bekleyen tehlike diyelim artık açığa çıkmaya başladı. İdlib yanı başımızda büyük bir bombadır. Aslında Türkiye'nin garantörlüğünü üstlendiği bir bölge. Yani Türkiye'nin kucağında bir bomba diyebiliriz. Uzun zamandır bekleyen İdlib operasyonu şimdilerde yoğunlaştığı için operasyonun durdurulmasını isteyen cihatçı grupların aslında örgütledikleri bir protesto. Çok organize bir şeydir bu. Türkiye sınırına doğru akın etmeye başladılar. Özellikle bu daha önce de denendi. Yani Han Şeyhun kuşatma altına alındığı zaman sınıra doğru gelişler başlamıştı ve o zaman da bir protesto gerçekleşti. Bu Türkiye son aşaması bu arada. Yani çok ciddi bir saldırı mı var oradaki cihatçılara, Türkiye'nin desteklediği örgütlere, sizin bahsettiğiniz örgütlere? Yani artık bir aşamaya mı geldi? Çok ciddi biçimde bir Suriye Devleti'nden ve Rusya güçlerinden baskın var. Tabii ki, yani Suriye ordusu ilerliyor. Özellikle o stratejik noktalarda ilerlemeye devam ediyor. M5 karayolu, Halep yolunu yani güvenliğini sağlayacak şekilde kontrol altına almak üzere tamamen. Mağarat el-Numan'da Türkiye'nin bir gözlem noktası var. Dünden bugüne örneğin Zarzur ve El-Tamah da kontrol altına alındı ve ilerliyor. Bu ilerleyiş İdlib'deki cihatçıları çembere alma anlamına geliyor. Yani alanları daralıyor. Bunun üzerine bu operasyonun durdurulması talepleri var. Fakat Türkiye bu noktada herhangi bir güvence vermedi. Muhtemel ki cihatçı gruplar Türkiye'ye karşı bu organizasyonu bunun için örgütlediler. Bir güvence verdi mi yoksa vermedi mi? Hani ne dedi oradaki Rusya'ya gitti geldi, vermedi. Rusya'ya gitti geldi, Moskova'daki o görüşmeden ne çıktığını bilmiyoruz ama deklare edilen ve cihatçıları rahatlatan bir şey olmadı. Operasyonlar devam ediyor. Şimdi alanları daralıyor. Bir kere hangi grupların alanları daralıyor? Yani Türkiye'nin garantörlüğünü üstlendiği gruplar da var ama bu bölgenin İdlib'in %90'ı Heyet Tahrir Şam'ın kontrolü altında. Esas olarak Musra cephesinin işine gelir böyle bir kamuoyu yaratma ve Türkiye üzerine baskı oluşturma şeyi. Yani organizeli olan, organize bir örgütlenme olduğu belli olan bu bugünkü sınıra doğru yapılan yığınak çok ciddi, yani gerçekten işin artık tehlikenin ne kadar yakın olduğunu gösteren bir şey oldu. Hatay'ı tehdit eden, öncelikli olarak Reyhanlı'yı tehdit eden bir söylemde bulunuyorlar. Türkiye aleyhinde sloganlar atıyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı'nın portresinin yakıldığı görüntüleri geldi. Yani onlar yani bugünün görüntüleri mi, eski görüntüler mi diye bir soru işareti de var ama siz yakından takip ediyorsunuz diye özellikle sormak istiyorum. Cihatçı sitelerde gördüğüm kadarıyla bugüne dair görüntüler. Özellikle Atme kampında çok ciddi bir kalkışma var. Orada işte beton bloklar var sınırda. O beton blokları aşarak akın akın bu tarafa geçtiler, Türkiye tarafına. Ama muhtemel ki orada jandarma onları geri döndürüyor. Yani sonuç itibariyle ateşkesin ilan edilmesi talebiyle yaptıkları bu gösteriler Türkiye'ye bir tehdit olarak geliyor. Şimdi burada şuna da dikkat etmek lazım. Sürekli siviller güvenli bölge arıyorlar, ateş altındalar diyorlar ama bölgenin tamamının cihatçılardan ve ailelerinden oluştuğunu büyük oranda bilmek lazım. Görüntülerden anlaşıldığı üzere Atme kampındakilerin hepsi savaşçılardı. Ve Türkiye askerlerinin etrafını sarıp Türkiye'ye biz yasa dışı yollarla girmek istemiyoruz ama Türkiye'nin kefilliğini yerine getirmesini istiyoruz. Evet. Yani o garantörlüğü yerine getirsin istiyoruz. Toprağımızı korumak istiyoruz. Burada şunu soracağım. Şimdi siz de sosyal medyada, Twitter'da günlük gelişmeleri paylaşıyorsunuz. Aynı zamanda örneğin Twitter'da
şu an birinci sırada olan bir tek var. Suriyelileri istemiyoruz diye. Şimdi bu görüntüler de ilk yansıdığı zaman Suriyeliler sınırdan gelirken diye yansımıştı. Ama daha sonra hayır onlar cihatçılar, hatta şu anda Erdoğan'a karşı protesto ediyorlar deniyor. Örneğin siz de böyle söylüyorsunuz. Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Yani Suriyeliler mi, cihatçılar mı? Gördüğünüz görüntülere göre siz de özellikle kim olduklarını belki kestirmeye çalışıyorsunuz ama biraz daha belki açıklanmaya ihtiyacı var bu konu. Evet, yani her fırsatta Türkiye'nin yanlış Suriye politikalarına karşı laf etmek yerine Suriyelileri istemiyoruz gibi bir çıkış rahatlatıcı geliyor muhtemelen. Ama doğru bir çıkış değil. Öncelikle onun altını çizeyim. İkincisi, evet Suriyeli de var o sınıra dayanan. Ama Suriyeli olmayan Uygur Türkleri var. Doğu Türkistanlıların orada ana hakimiyetleri de var. Somalili, bugün gösterilen videolarda Somaliler var. Yani cihatçılar akın ediyor. Cihatçıların şu anda bir programı var. Bu ateşkesi durdurmak ve cidden orada kalıcı olarak kendi mini cihadistan gibi bir ülkeyi istiyorlar, garantilenmesini istiyorlar. Şimdi kapıya dayananlara hep siviller denilecek de ama şuna dikkat etmek lazım. Evet, ateş altında olan Suriyeliler, siviller mutlak surette güvenli bölgelere alınmak zorunda. Fakat uzun zamandır yaklaşık işte Halep'in kurtarılmasından bu yana yeşil otobüslerle oraya taşınan cihatçılardır ve aileleri. Başka cephelerden buraya gelmeyi kabul ettiler. Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu söyleyerek geldiler. Şimdi bunların geçişleri olacak. Şimdi siviller denilecek cihatçılardan nasıl ayrılacak? Özellikle HTŞ büyük oranda bu bölgeye hakimdir ve sınırlarımız onların kontrolünde. Yani Türkistanlıları, Uygur Türklerini, Somalileri, Faskları istemiyoruz. Yani cihatçıları istemiyoruz demeleri anlaşılabilir. Ama Suriyelileri istemiyoruz. Bu çok başka bir şey. Evet. Şunu soracağım. Bu güvenli bölge konuşuluyordu çok çok uzun bir süre. Hatta bu güvenli bölgeyi şu sebepten dolayı oluşturdular. Türkiye sınırlarına herhangi bir şekilde terör bulaşmasın. Bu sınırlardan güvenilir olmayan isimler geçmesin diye. Ama şimdi sınır kapılarının kırıldığını görüyorsunuz. Örneğin görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle? Yani güvenli bölgeyle ilgili herkesin bir beklentisi vardır. Türkiye'nin beklentisi aslında bu Suriyelileri yerleştirme, mülteci sorunu çözmek için diye ifade ediyorlar ama esas olarak gayeleri bu cihatçıları, hiçbir yere gönderilemeyecek olan Türkiye'nin başına kalan bu cihatçıları yerleştirmektir esas olarak. Şimdi güvenli bölgeden Türkiye'nin, AKP'nin anladığı bu. Fakat sivil geçişler için bir güvenli bölge ise, yani bu daha önce denendi, pratiği yaşandı. Örneğin Halep'te çok çok fazla propaganda edilen bir şey vardı Halep özgürleştirilirken. Milyonlarca Suriyeli mülteci akın edecek Türkiye'ye denildi. Ama o koridor açıldığında sadece cihatçılar ve aileleri taşındılar İdlib'e. Yani bu sorun bu şekilde, böyle bakmak lazım. Yani algı yöneterek, algı oluşturup onu yöneterek değil, yanıltarak değil. Cihatçı birikim var. Devasa bir cihatçı potansiyel var. Bu sorun nasıl çözülecek? Silahsızlandırılacaklar mı? Bunların güvenliğine, ülkelerine iade edilebilecek mi? Bir yerlere gönderilebilecek mi? Asıl bu meselenin konuşulması, koridor açılacaksa ondan sonra yani müzakere edilmeli bu konu diye düşünüyorum. Evet, peki bir şey daha soracağım. Bugün aynı zamanda bir haber daha ortaya çıktı. İşte Suriye'de ateşkes sağlandı diye. Bu gelişmenin bu sınırda yaşananlarla bir alakası var mı? Neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi esas olarak dünya kamuoyuna bir mesaj verip Rusya üzerinde bir baskı oluşturmayı hedeflediler ve bir miktar etkisi oldu. Yalnız Kremlin sözcüsünün açıklaması şu yönde oldu. Ateşkes, evet, sivilleri teröristlerden ayırmak için gereklidir ama bu Türkiye tarafının sorumluluğundadır diyor. Yani tek taraflı, Suriye hükümeti tek taraflı bir ateşkesi ilan edebilir, öyle bir duyum aldım ama bu cihatçıların beklediği bir şey değildir. Türkiye'nin Rusya'ya baskı yapmasını istiyorlar ama Rusya topu Türkiye'ye atıyor. Çünkü taahhütleri var ve taahhütlerini yerine getiremiyor. Önümüzdeki süreçte bilemiyoruz ne olur ama dünya kamuoyu nasıl tepki verir?
Fakat Suriye ordusu ilerlemeye devam ediyor son aldığımız haberlere göre. 8 köye yakın köy çiftlik daha kontrol altına alınmış. Ve üstelik Türkiye'nin Maharat el-Numan'daki gözlem noktasına doğru ilerliyor şu anda Suriye ordusu. Peki bir sorum daha olacak. Yani aslında bu konuyla alakalı çok çok merak edilenler var özellikle ama şunu merak ediyorum. Şimdi biz örneğin sınır kapılarının kırıldığını gördük. Siz az önce geriye gönderilecektir buraya ya sınırdan geçen cihatçılar dediniz ama bu çok aynı zamanda nasıl diyelim önümüzdeki süreç için cihatçıların Türkiye'de dolaşacağı bir görüntü oluşturmuyor mu? Yani hani bu konuda ciddi bir önlem alabilir mi hükümet yoksa şu an cihatçılar konusuyla ilgili Türkiye bir tehdit altında mı? Yani Türkiye her zaman bu cihatçı tehdidi altındaydı zaten. Aslına bakarsanız cihatçıların komuta merkezleri Türkiye'de. Yani Hatay bir cihatçı kenti uzun zamandır. Ve ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ondan sonra Kilis, Gaziantep'te keza öyle oldu. Yani Türkiye kontrol edebilir mi? Yani bu girişler, bu sınırı aşan o kitlenin içerisinde tonlarca devasa boyutta cihatçı olacaktır elbette. Türkiye kontrol altına alabilir mi dediniz? Mümkün mü? Yani mümkün değil kontrol altına alması. Zaten AKP'nin sürekli güvenlik sorunumuz bizim için ulusal güvenlik meselesidir bu konu derken kastettiği budur. Hakikaten kontrol edilemez bir cihatçı akımı var. Bir sorum daha olacak. Yine söylediniz siz Rusya ile görüşmeden sonra yani Putin'le görüşmeden sonra Türkiye bir garanti vermedi buradaki cihatçı çeteleri diye söylediniz. Türkiye bundan sonra ne yapacak? Diyelim ki sınır kapısını dayandı ve artık bu cihatçı çeteler Erdoğan'ı protesto ediyorlar. Siz de görüntülerde gördüğünüzü söylüyorsunuz. Bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin bu konuda bir ağırlığı yok mu? Yani diğer ülkelere karşı biz burada hani bir şekilde bunu kontrol altına almak istiyoruz şeklinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye Suriye politikasındaki tutumunu sürdürecektir. Uluslararası kamuoyuna, uluslararası askeri müdahalelere, çağrılar yapılabilir. Ama bu aşamadan sonra o söylemler, o çağrılar çok anlamlı değil. Türkiye ne yapabilir? Şimdi cihatçıların dövizlerine baktık biz bu protestolarda. Soçi çözüm değil ve hiçbir zaman olmayacak. Soçi'yi bırakın, yani feshedilsin. Soçi ve Astana. Mutabakatı feshedilsin diyorlar. Şimdi sanki AKP de bu arada böyle bir şey istiyormuş gibi düşünülebilir. Çünkü Astana mutabakatı çok büyük yükümlülük getirdi Türkiye'ye. Ama yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir tarafta duruyor. Bozsa Soçi mutabakatını, Astana mutabakatını bozarsa eğer Türkiye... Bütün bu işte Rusların yaptırımları ve ötelenen bütün o Türkiye'den alacakları var. Nedir alacakları? İşte garantörlüğü kabul edilen, üstlenilen o cihatçıların Türkiye'ye verilmesi. Türkiye bu senin sorunundur. Al götür buradan. Böyle bir şeydi söz konusu olan. Şimdi burada daha çok başı belada olur. Eğer feshederse anlaşmayı. ABD'ye güvenip de Fırat'ın doğusundaki o el sıkışmaya güvenip de böyle bir şey yaparsa böyle bir belayla karşı karşıya. Yok cihatçıların taleplerini yerine getirmezse şu anda sıkıştırıyorlar Türkiye'yi. Onların taleplerini yerine getirmezse bu sefer bu cihatçıların namlusu buraya yönelecek. Ve sonuçta yani her halükarda yanlış politikanın bir getirisi var ki Türkiye'ye felaketten başka bir adı yok ama bu getirinin. Evet peki. Peki çok çok teşekkürler Hamide Yiğit. Geniş bir şekilde değerlendirdik sayenizde. Sağ olun değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Yazar Hamide Yiğit'le detaylı biçimde konuştuk. Tüm gelişmeleri Suriye'de, İdlib'de yaşananlar ve sınır kapımızda yaşananlarla ilgili.